Ramazan başlayabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Bugünkü online konferansımıza hoş geldiniz. Çok değerli konuğumuza geçmeden önce ekibimizi tanıtmak istiyorum. Ramazan, bugün görüntün kayboluyor. Cep telefonundan konuşunca da görüntü kayboluyor mu? Telefondan konuştuğum için konuşma metnine attığım zaman görüntü kaybolacak abi. Tamam, okey. Devam. Bugünkü konferans moderatörlüğünü ben yapacağım. İsmim Ramazan Özdemir. Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği'nde asistanım. Bu online eğitim platformu program yöneticimiz Doçent Doktor Hasan Kamil Sucu'nun inisiyatifiyle başlatılmış olup hem tüm asistanlarımızın hem de kliniğimizden uzmanlığını almış uzmanların katkısıyla devam etmektedir. Katılımın arttığını ve bu sıcak yaz günlerine rağmen bizi dinleyenleri görmekten mutluluk duyuyoruz. Başlamadan önce önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ses kirliliği olmaması için mikrofonlarınızın kapalı durumda olması, sorularınızı Zoom programının chat uygulamasına yazarak sormanız gerekmektedir. Toplantı süresince tüm mikrofonlar kapatılacaktır. Sorularınızın başına lütfen isim, çalıştığınız kurum ve şehir bilgilerinizi de ekleyiniz. Hocanın konuşmasının bitiminde yazdığınız sorularınızı ve görüşlerinizi tartışacağız. İkili konuşmaların program formatımızda olmadığını vurgulamak istiyorum. Moderatör olarak ben anlatılan konuyla ilgili soru, katkı ve yorumlarınızı belirli bir düzen içerisinde hocamıza aktaracağım. Bugünkü değerli konuğumuz Tufan Hiç Dönmez hocamız. Kendisi Leaf Hospital, Vadi İstanbul, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğinde profesör doktor olarak görev yapmakta. 1960 İzmir doğumlu, 1985 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı Başkanlığında beyin cerrahisine başlamış. Uzmanlığını 93-95 yılları arasında İstanbul Şişli Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirurji Kliniği'nde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Pediatrik Nöroşirurji Bilim Dalı Uzman Baş Asistan olarak 95-99 yılları arasında görev almış. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirurji Kliniği Öğretim Üyesi olarak 1999-2010 yılları arasında British Columbia Children's Hospital, Vancouver, Kanada Çocuk Beyin Cerrahisi Clinical Fellowship olarak 2002-2003 yılları arasında görev almış. Sağlık Bakanlığı Kartal Doktor Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Şefi, Eğitim ve İdari Sorumlusu. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı yapmış. İngilizce ve Fransızca yabancı dilleri bilmekte. Türk Nöroşirurji Derneği, Türk Nöroşirurji Derneği Pediatrik Nöroşirurji Grubu, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, Galatasaray Spor Kulübü, Uluslararası Çocuk Beyin Cerrahisi Cemiyeti'ne üye olarak bulunmakta. Çalışma ve ilgi alanları yeni doğan cerrahisi, doğumsal malformasyonlar, beyin ve omurilik tümör cerrahisi, kraniyostoz, hidrosefali, şant cerrahisi, araknoid kistler, spina bifida, miyelomeningosel, tethered cord, ciğeri malformasyonları, spastiste cerrahisi, epilepsi cerrahisi, erişkin nöroşirurjide tümör cerrahisi ve vasküler malformasyonlarda görev yapmakta. 50'ye yakın bilimsel eserde adı geçmekte ve 70'e yakın akademik konuşması bulunmakta. Buyurun hocam, ben daha fazla uzatmayıp sözü size vermek istiyorum. Ramazan Bey, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Herkese teşekkür ediyorum. Bu İzmirli değerli arkadaşlarımıza, bir İzmirli olarak da heyecan duyuyorum bu yaptıkları katkılardan Türk Nöroşirurjisi'ne. Bana da bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ederim. Bugün size kraniosinostoz konusunda biraz bir şeyler, bildiklerimi aktaracağım. Bildiklerimden ziyade deneyimlerimi aktaracağım.
Nümerik bir şey söylemeyeceğim. Yani kitap bilgisi vermeyeceğim. Bunlar sahadan yansıyan şeylerdir. Sahadan edindiklerimizi size aktarmaya çalışacağım. Umarım iyi olur, beğenirsiniz. Şimdi share screen yaptım ama başka bir şey çıktı. Sinancığım yardım et bakalım. Şuna geldik. Pardon, share dedik. İnşallah şey olmaz. Hangisi? PowerPoint'e geldim. PowerPoint'e geldim. Buraya geldim. Full screen yaptım. Gözüküyor mu acaba? Cursor oynuyor mu? Oynuyor. Her şey tamamdır. Tamam. Çok teşekkür Hoş ederim. Sinan sana da sağ ol. Gel sen de seyret. Oğlum da Yeditepe Üniversitesi'nde intern bu arada. Süper. O da seyredebilir. Şimdi değerli arkadaşlar, şöyle yapalım. Akış şemasında sorunu ortaya koyacağız. Nadir görülen basit sinostozları, nadir görülen şekilleri, efendim konservatif takip olguları diye bir kategori var. Bu bir gerçek. Geç yaşta gelen hastalarımız var. Onlarda ne yapıyoruz ve cerrahideki düşüncelerimizi aktarmaya çalışacağım. Şimdi sahada şöyle yansıyor bize sinostoz. Bıngıldak kapanmış. Yani aile geliyor, bunun bıngıldak kapanmış. Kim dedi? Falanca dedi. Ne güzel bakalım. Tamam, bıngıldağını tutuyoruz. Kapanmış olabiliyor gerçekten veya açık oluyor. İşte mikrosefali oluyor çocuk. İşte bu ameliyat olur mu olmaz mı? İşte D vitamini verelim mi? D vitamini tabii ki vereceksin. Çocuk D vitaminine ihtiyacı var. İşte falanca vermeyelim dedi. Neden vermeyelim? İşte falancası kapanmış. Hayır efendim, böyle bir şey yok. D vitamini verilecek. Veya tortikolis yüzünden aylarca fizik tedavicilerde dolaşmış. Hatta ortopedistlerde işte ameliyat yapalım mı, falanca adaleyi keselim mi gibi çalışmalara başlanmış. Bazı çocuklar görülüyor. Bazı şekillerin ve asimetrinin tanınmaması, yani tanınamaması da bir vaka. Şimdi bunların bazen de aileye düzelecek, hiç merak etmeyin. O kadar kötü şekillerin aileye düzeleceği söyleniyor ki, bu nasıl söyleniyor gerçekten anlamak mümkün değil. İşte MR isteniyor. El kadar çocuğa MR çektirmek ameliyat etmekten daha zor biliyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani bir MR gereği yok. Hatta kimi vakada direkt radyolojik inceleme ve tomografi gereği de yok. Radyoloji raporlarına çok bakıyor insanlar. İşte trigonosefali. Allah Allah. Ya trigonosefali yok. Böyle bir şey yok. İşte zaman kayıpları, gereksiz ameliyat hazırlıkları, muhtemelen gereksiz ameliyatlar, görmedim ama bilmiyorum. Ve bir yıl en azından süren gereksiz bir anne baba telaşı. Bir kere bunu bizim engellememiz lazım. Yani bu aslında o kadar zor bir şey değil. Şimdi öğrenim hedeflerinde onu size de yolladığımız sorular bunlar. Umarım bu soruların cevabını bütün herkes, öğrencilerimiz, asistanlarımız bilecektir. Yani zor şeyler değil. Sonra konuşuruz, arzu edersiniz. İşte tortikolis ile sinostozlar arasında nasıl bir bağlantı vardır? Çünkü bağlantı vardır. Yeri gelince şeyde anlatacağım. Plagiosefalilerde. Kraniosinostozlar basit ve diğerleri olarak aslında ikiye ayrılıyor. Çoğunlukla biz basit sinostozları görüyoruz. Hangi sütürler tutuluyor? Bakın burada metopik sütür. Bu ortada. İnterfrontal sütür, metopik. Yani şeyden, anterofrontalden nazofrontal sütüre kadar. Yanda koronal sütürlerimiz var. Temel olarak bunlar. Üste sagittal sütürümüz var. Her iki yanda da L şeklinde, lambda şeklinde lambdoid sütürlerimiz var. Temel sütürler. Nasıl büyüyor kafamız? Kafamız sütürlere dik olarak büyüyor. Bunu da ortaya koyan büyük bir patolog, Firhov bu şekilde 150 yıl önce söylemiş. Hakikaten de bakınız bu şematik resimde şu koronal sütür, sol koronal sütür, frontal ve parietal şekilde bu istikamette büyüyoruz.
Orada da sagittal sütüne baktığımızda da her iki parietal kemik bu istikamette, yani transvers yönde bu şekilde büyüyorlar. Bunu vektöryel bir ifadeyle anlatmaya çalıştım. Dedim ki işte koronalden büyüme şu küçük K vektörü olsun. Efendim metopikten yan tarafa büyüme küçük M vektörü olsun. Bunların bileşke vektörleri R vektörü de kafanın o istikametteki büyümesini gösteriyor. Tabii burada birçok matematik ve fizik ifade işin içine giriyor. Niçin kafa büyüyor? Çünkü arz talep dengesi gereği beyin büyümek isterse kafa büyüyor. Beyin büyümek istemezse, torç enfeksiyonu geçirmişse, şu bu olduysa vesaire vesaire ise bu arz talep dengesi bozuluyor. O zaman ne oluyor? Mikrosefali oluyor. Veya bir taraf tutulmuş oluyor. Bir taraf tutulunca bir taraf büyüyemiyor. Diğer taraf arz talep dengesi uyarınca, yani ekonomideki arz talep dengesi uyarınca daha fazla büyüyor. Buna da kompanse edici büyüme diyoruz. Tabii ki zaman fonksiyonunda oluyor bunlar. 60 yaşında bir kişi bize gelip ben trigonosefaliyim derse bunun bir anlamı olmuyor. Basınç faktörü çok önemli. Var mı? Kesinlikle var. Yani basınç artık var diyorum ben de. Çünkü bir sürü kanıt onu gösteriyor. Basıncı ciddiye almamız gerekiyor sinüs cerrahisinde. Şekillerimiz bunlar. En fazla neyi görüyoruz? Sagittal. Hangi sütür tutuluyor? Sagittal sütür tutuluyor. Durum ağır mı? Ağır. Görünüm simetrik mi? Simetrik. Tedavi cerrahi mi? Evet. Metopik biliyorsunuz. Trigonosefali yapabiliyor en ağır şekliyle. Kesinlikle cerrahi. Ama o kadar çok çocuk var ki vakaların çoğu aslında metopik sinostoz. Yani hafif. Trigonosefali değil, sivrilik var ama hafif. Bunların emin olun tamamına yakını çok rahat düzeliyorlar. Sadece onlara düzelme fırsatı verin ve biraz zaman tanıyın. Metopik içimiz var. Bahsedeceğim resimleriyle. Burada bir çizgi oluyor. Hiçbir şey değil. Konservatif. Plagiosefaliyi biliyoruz. Tek taraflı tutuluş. Bilateral olursa brachisefali, baş öne arkaya büyüyemiyor. Posterior plagiosefali, lambdoid sütürün tutulması. Yine bir asimetri oluyor. Görüyor muyuz? Görüyoruz. Eskiden hiç görmezdik. Ama şimdi görüyoruz. Bayağı da geliyor. Bir de kombine şekiller var. Sagittal ve metopik tutuluyor. Resimlerini göstereceğim. Zaten sagittal ve metopik aynı sütürün birbirinin devamı. Efendim, Mercedes-Benz şeklinde kitaplarda bahsediyordu ama çok görür olduk. Bu şekilde bir de yatış pozisyona bağlı esas bizi ilgilendiren, poliklinikte rahatlıkla çözebileceğimiz, her şey cerrahi değil, poliklinikte de takip edebiliriz. Fevkalade de yarar sağlayabiliriz. Şimdi bıngıldak kapanmış. Bıngıldak değerli arkadaşlar, 3 ay ile ön bıngıldaktan bahsediyorum. 3 ay ile 18 ay arasında herhangi bir zamanda kapanıyor. Yani 3 aylık bir çocukta bıngıldak pekala kapanabilir. Bıngıldağın kapanması işlevinin bitmesi manasına gelmiyor. Yani bıngıldak kapanabilir. Yeter ki kraniosinostoz olmasın, basınç olmasın, diğer bulgular olmasın. Bunu aileye bu şekilde izah etmek gerekiyor. Normal bebeğimiz. Mikrosefalik bebeğimiz, yani bunun ayırıcı tanıya bile gerek yok. Bu mikrosefali. Muhtemelen bir intrauterin enfeksiyon neticesinde olmuş. Hazin bir tablo. Aileyle konuşmak gerekiyor. İşte çok umutlu oluyor insanlar. İşte falancalar dedi bunu açalım bilmem ne dedim şöyle dedim. Böyle. Arkadaşlar böyle bir şeye tabii ki gerek yok. Bu çocuğun baş çevresi 33 santim. Mümkün değil bunun düzelmesi. Mümkün değil. Beyin büyümek istemiyor. Beyin büyümek istemiyorsa kraniumda diyor ki arz talep dengesi uyarınca. Sen büyümüyorsan ben niçin büyüyeyim diyor. O zaman bu şekilde bir mikrosefali usule geliyor. Basınç yüksek mi? Kesinlikle yüksek. Bakınız. Bu bir kaposefali.
Fevkalade de güzel bir çocuk. Bakın şu pulsasyona bak. Orta hattı bırakmışız daha. Bunları görünce şunu anladım ki bu işte basınç aslında bir sorun. Hepsinde, hayır kesinlikle hepsinde değil ama bu basıncı bir tarafa yazalım aklınızda. Şimdi bakın bu gerçek bir lambdoid sütürsinostozu. Şuradaki parietal ve kısmen oksipital kemikteki basınç etkilerine indirekt kemik görünümüne lütfen dikkat edelim. 6 yaşında bir çocuk skaposefali ameliyat edilmemiş. O kadar çok basınçlı ki yani bunu ameliyat ettiğimizde gerçekten elek gibi bir kranyumla karşılaştık. Çocukların görünüşüne de bakmamak lazım. Bu yavru çok küçük bir yavru. 6 aylık bize geldiğinde. Yüzü gülüyor ama basınç bulgusu var. Bakınız parietal ve oksipital alanda bu şekilde elek olacak bir süre sonra. Basınç bulgusu var. Yani bunlar masum patolojiler değil değerli arkadaşlar. Burada da aksiyel planda bir BT kesitinde bakın böyle dövülmüş bakıra gidiş. Hatta dövülmüş bakır manzarasını göreceksiniz. Görüyorduk ama manalandıramıyorduk. En son bir yazıda dikkatimi çekti. Diyor ki bunların skaposefalilerin frontalinde subdural efüzyon oluyor. Hakikaten öyleymiş, doğru. Neden oluyor? İşte diyor ki müellif, orta hatta bası var ve önde bu nedenle efüzyon oluyor. Hakikaten böyle bir şey var. Burada da bakınız basınç bulguları sağ taraftaki resimde elek şekline dönmüş kranyumuz. Yine bu skaposefali vakasında yine subdural efüzyonu var. Aynı şey geçerli burada da. Sagittal sinostoz tanısı zor değil. Boşu boşuna film çekelim mi? Çekmeyelim. Yani filmli gelirse ne âlâ ama biz film istemeyelim. Hele MR hiç istemeyelim. Sagittal sinostoz hiçbir şeyle karışmaz. Bu şekilde. Ailede oluyor mu? Oluyor. Diyor ki dayısı, dayıya soruyoruz. Siz de birazcık galiba öyleymişsiniz. Evet, küçüklük resminiz var mı? Buyurun. Getirdiler birkaç gün sonra. Hakikaten dayı da öyle kişilere de rastlıyoruz. Hatta tanıdık kişilerde bile rastlıyoruz. Ailesel özellikleri olduğunu gösteriyor bu. Burada da bir aile var bakınız. Çocuk küçük bebeği biz ameliyat etmiştik. Ama ablamız da fark ediyorsanız ablamız da bir skafosefali. Her skafosefali cerrahiye gidiyor mu? Gitmiyor. Yani normal yaşamlarını sürdüren birçok kişi var. Bunlarda da biz orta hattın rahat açılması, tehlikesiz açılması için bir tez de yapıldı bu. Güzel bir çalışma da oldu. Bazen korkuyoruz bu orta hattı açmaya. Çünkü onu bir iki resimde göstereceğim, hak vereceksiniz. Superior sagittal sinüs bunları kemiğe çok ciddi bir indentasyon yapıyor, oluk oluşturuyor. Hani onu keserken Allah muhafaza zararlı bir şey yapmayalım diye ciddi korkuyoruz. Böyle temkinli temkinli gidiyoruz. O ortayı çıkarttığımız kemikleri ben biriktirdim. Bayağı bir kemik oldu elimde. Bakınız burada değişik vakaların değişik şekilde bakın burada çok ciddi bir superior sagittal sinüs oluğu var. Tabii bunları sıyırmak çok kolay değil. Bazı vakalar düz oluyor. Orada sorun yok ama bunlar da zor olabilir. Bazıları çok çok daha girintili oluyor. İnsanın ödü kopuyor. Metopik sinostaza gelelim. Yani interferontal sütürün tutulduğu şeylere. Burada ağır olan trigonosefali. Bunların ameliyata gidecek bunlar. Burada kaçarı yok. Ancak bir alt kategori var. Bu da metopik bridge, metopik sivrileşme. Önemli mi? Önemli. Neden önemli? Bir, aylarca süren bir telaş, aylarca süren hazırlıklar, aylarca süren aylarca süren şunlar bunlar. Aile
perişan oluyor kelimenin tam manasıyla. Burada belli belirsiz, bakın aynı pozisyona getirip çektik bunu. Belli belirsiz bir orta hat sivriliği var. Neden oluyor, ridging oluyor, bir sivrileşme oluyor? Ha neden metopik? Belki metopikte olduğu için ortada gözüküyor ama belki başka sütürlerde de oluyor. Ama bu bizi çok, o yüzden metopik sütürün bir özelliği var. Metopik sütür bir farklı bir sütür. Onu bu şekilde ifade etmek gerekiyor. Onu sonra bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, hafif metopik sinostoz, yani trigonosefali olmayan trigonosefali, radyoloji raporlarına lütfen bakmayın, büyük bir oranda %100'e yakın düzeliyor. Bunların ameliyat edilmesi gerekmiyor. İyi şekilde düzeliyor. Bu vakalar onlardan bazılarına örnektir. Bunlardan çok fazla böyle vaka var. Bakın bu delikanlı yıllarca takip ettik. Hiçbir şekilde bunun bir, kimse buna trigonosefali metopik sinostoz diyemez. Bu delikanlı da aynı şekilde. Bunlar kendiliğinden düzeliyorlar. Ancak öyle vakalar var ki belli oluyor. Yani bu ağır şekil. Bunların işte sivrilikleri fazla oluyor, orbital lateralleri basık oluyor, gözler birbirine yakın oluyor. Bu şekilde frontal bir girintiler oluyor, bir sıkıntı oluyor. Sıkıntıdan öte bir açılanma oluyor. Bu açılanma bakınız 90 derece, hatta 90 derecenin daha altında açılanmalar oluyor. Bunlar da ameliyat yapıyoruz. Ameliyatta da işte orayı düzeltiyoruz, çıkartıyoruz, düz hale getiriyoruz. Sonuçlar da iyi oluyor çünkü simetrik bir kraniosinostoz. Simetriyi düzeltmek daha kolay. Antisimetrik veya asimetrik şeyleri düzeltmek kuşkusuz her zaman daha müşkül lat çıkartıyor. Uzun takipli çocuklarımızdan birisi bu güzel kızımız. Bakınız ilk geldiğinde bu şekildeydi. Ciddi bir sinostoz bu. İşte gözler çökük, kenarları, sivriliği fazla, görünümü bir tuhaf. Şimdi bu kız 8 yıllık takibi var. Bu resim 8. yıl takibi. Fıstık gibi de bir kız oldu. Olmaya da devam ediyor. İyi, başarılı bir trigonosefali ameliyatı. Bu ameliyat odur geçirdikten sonra. Şimdilerde bunları eğer hele ki erken gelirse, yani 2 ay, 3 ay, hatta 4 ay, bazen 4 aylık da yaptık çünkü çocuk ufak, yani yapılabiliyor, illa 2 aylık olması şart değil. 4 aya kadar bebeklerde endoskopik yöntemle, endoskopi yardımlı yöntemlerle sadece sütürektomi yaparak, yani şu bölgeden girip şuraya kadar bir 11 santim kadardı bu, 9-11 santim, o bölgeyi açarak ama kaskla destekleyerek güzel neticeler almak mümkündür ve gidişat da artık bu yöne kayıyor. Bunu bilmek ve yapmak lazım. Bu da güzel örneklerimizden birisi. Kızımız işte birkaç aylık kask neticesinde iyi bir görünüme kavuştu. Üçüncü kategoriye gelelim. Metopik ridge. Metopik ridge burada sadece metopik sütür uzanımında bir ridging, bir sivrileşme. Bu bir sinostoz değil, bu bir metopik değil, bu bir trigo değil, bu bir başka bir şey değil, sendrom değil. Neden herkeste olmuyor? İşte soru burada, bilmiyoruz ama oluyor. Onun için bu metopik ridge'e çok fazla vaka var. Lütfen şey yapalım, polikliniklerde dikkat edelim. Bunları poliklinikten takip edelim, izleyelim. Boşu boşuna ameliyat etmeyelim, bir şey yapmayalım, aileyi teskin edelim. Boşu boşuna radyoloji yaptırmayalım. Bunu iyi şekilde tedavi edelim şey olarak. Böyle bir de deneyimlerimizi aktaran yazı ortaya çıktı ki gerekiyordu. O yüzden oldu. Bakınız burada da örneklerimiz var. Bu sevimli çocukların hepsinde metopik ridge'leri var. Belli bir süre sürüyor, sonra belli belirsiz kaybolup gidiyor. Asimetrik sinostozlara geldik.
İşte bunlar zor. Neden zor? Çünkü sağ sol eşit değil. En belirginleri de plagiyosefaliler. Anterior plagiyosefali, posterior plagiyosefali. Posterior plagiyosefali hiç gözükmüyordu eskiden. Hatta eğer hafızam beni yanıltmıyorsa, rahmetli Yusuf abi yıllar önce ya bizde hiç yok demişti. Bilmiyorum, ben öyle hatırlıyorum. Yanlış olmasın ama öyle anımsıyorum, hatırlıyorum. Ama sonradan çok yorulduk. Neden bilmiyorum. Belki de dikkatimiz şey oldu ve tesadüf geldi. Plagiyosefalide sağ ve sol eşitsizlik çok önemli. Biraz önce söylediğimiz gibi tortikolis işte bu sebepten oluşuyor. Orbital açılım açıları farklı olduğu için çocuk bir süre sonra bir gözde tembelliğe gidiyor. Çift görüyor. Çift görmeyi düzeltmek için de böyle yapıyor. Bunlar ağır vakalar, tipik olarak böyle gelirler. Tortikolis'te gelirler. Lütfen tortikolis'te gelen vakaların bir yüzüne bakalım. Sonra ortopediler, fizik tedaviciler, bilmem ne kasları devreye girsin. Burada bakınız çok ciddi bir kraniyal asimetri var. İşte horizontalizasyon, şeylerin horizontalizasyonu, vertikalizasyonu, Petros piramislerin, tabii kulak, bir kulak önde bir kulak arkada oluyor. Yüzde çok ciddi asimetri oluyor. Anterior plagiyosefalinin temel özelliklerinden birisi burun karşı tarafa, normal tarafa bakıyor. Burun normale bakıyor. Yani burada plagiyosefali varsa burun karşıya bakıyor. Bu önemli bir ayırıcı tanı. Çünkü bazılarında aynı tarafa bakıyor. Onu da şimdi birazdan söyleyeceğim. Efendim, bakalım. Burada yine güzel bir kızımızın resmini koydum. Bu plagiyosefalik bir bebek. Biz plagiyosefalileri tek taraflı yapıyoruz. Öğrendiğim yerde eski Marmara'da çift taraflı yapardık. Ama çift taraflı yapmanın bir şeyini bilmiyorum yani içinde emin değilim. Tek taraflı yapıyoruz. Sonuçlar da gayet güzel. Burada işte o sol tarafı açıyoruz. Orbital tabanı kesiyoruz. Böyle girintili şeklinde çıkartıyoruz. İlerletiyoruz. Biz burada bir şey yaptık Gaye Hanım ile birlikte, plastik cerrahımız. Bu ortayı metalde koymuyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Sadece bir santim normal tarafa gidip yeşil ağaç kırığı yapıyoruz. O da güzel oluyor. Tavsiye ederim. Yani bu şekilde çıkartacağımıza bu şekilde yapıyoruz ve kırıyoruz. Öne yeşil ağaç diyoruz. Böylece o nazofrontale metalde koymuş olmuyoruz. Bu Begüm güzel kızımız işte böyle erken post topu, biraz daha sonra post topu, en son post topu, fevkalade güzel bir kız oldu. Böyle büyümeye de devam ediyor. Herhangi bir plagiyosefalik görüntüsü de kalmadı. Doktor Gaye, değerli arkadaşım, plastik cerrah. Yeni bir şey geliştirdi. Onu da yayınladık en son Turkish Neurosurgery dergisinde. Bu dedi kasları koruyalım, öyle kesmeyelim. Zikzak yaparak kesiyor. Çok sayıda vakayı da öyle yaptı. Hakikaten bunların dikilmesi, iyileşmesi de fevkalade güzel oluyor. Onu da bu şekilde yayınladık. En son sayılardan birisinde güzel oldu hakikaten. O orta hattın yeşil ağaç kırığını da burada görüyorsunuz. Şurası orta hat. Bir santim kadar karşıya geçmişiz, kırmışız. Çok fazla malzeme de kullanmayı sevmiyoruz. Böyle iplerle de yapılabiliyor aslında. Minimize ediyoruz kullanılan malzemeyi. Tabii ki plagiyosefalileri çok iyi bir şekilde daha basit, daha çocuk itleğine yöntemlerle küçük bir insizyonla buradan buraya kadar endoskop yardımlı sütürektomi ile de yapmak mümkün. Ama sonrasında en az 4 ay bu şekilde bir kask takılması gerekiyor.
güzel sonuçlar alıyoruz. Şimdilik bir şeyini görmedik. Başka bir değerli arkadaşlar şey, brakisefali. Brakisefalide de iki koronal sütür tutuluyor. O zaman ne oluyor? Baş öne ve arkaya doğru büyüyemiyor. Zaten burada görüyorsunuz. Bakınız burada koronal sütürler yok. Bütün sütürler açık. Lambdoidler açık, sagittaller açık, metopikler açık ama şey kapalı. Burada da bakınız ön fossa o kadar sığ ki yani gözler neredeyse dışarı çıkmış efendim. Hiç yer kalmamış gibi duruyor. Bunların da ameliyatı iki taraflı ilerletme. Bu da çocuklarımızdan birisi, uzun takipli bir çocuğumuz. O ilk gördüğünüz resim. Giderek yakışıklı bir delikanlı olma yolunda, zihinsel olarak fevkalade, okulunda hiçbir sorunu yok. Gerçekten güzel bir iyileşme sağladığımızı görüyoruz. Bunlar genellikle temel olarak, tabii multipsin sütür tutuluyor ama temel olarak brakisefalidirler. Yani kruzon ve apert. Bunlar da iş biraz daha zor. Bunların tedavilerinde yine aynı şeyi uyguluyoruz. İki taraflı öne alıyoruz. Gözü örtmüş oluyoruz. Suna'mız bizim kızımız bu. Elleri de şey, sindaktilik, papert sendromu. Bu da gelişmesini sürdürüyor. Fena değil, yazık. Değerli arkadaşlar, bir de az görülen vakalar var. Az görülen vakalar, diğerlerine göre az görülen vakalar. Şimdi giderek de moda oluyorlar. Size onlardan bahsedeceğim. İşte az görülen vakalardan en fazla görüleni lambdoid sinostoz. Yani bir tarafın lambdoid sütürünün kapalı olması. Neyle karışır? Yatış pozisyonuyla karışır. Onun ayırıcı tanısı. Kolay, zor değil. Zaten anne söylüyor, bu hep böyle yattı. Veya işte 3 ay yoğun bakımda kaldı. Erken doğdu, şöyle oldu. Ne yapsak oraya yatmıyor. Şudur budur. Ama pure lambdoid sinostoz var ve görüyoruz. Bunların ön görünümleri de bozuk. Yani arkadaki bozuk görünüm öne sirayet ediyor. Ve çapraz sirayet ediyor. Yani sağı bozuksa arkada, solu bozuk oluyor önde. Bu bir ayırıcı tanıdır. Buna mukabil sağa yatmışsa çocuk, sağı basılıyorsa molding fazla yatış şeyinden, onun sağ tarafı çıkar. Yani burası basılıyorsa burası çıkar. Şimdi gelelim lambdoid sütür tutulunca nasıl bir şey oluyor? Aslında kötü bir şey oluyor ama düzeltmesi zor değil. Kaynaklara bakarsanız, kaynaklarda hiç katılamayacağınız şeyler var. Öyle garip ameliyatlar tarif edilmiş ki lütfen onlara tevessül etmeyin, yapmayın. İşte efendim arka tarafın ilerletilmesi vesaire. Ya neyi ilerletiyorsunuz? Yani iki tane transvers sinüs var, konfluens var, sagittal sinüs var. Neyi ilerletiyorsun? Yani biraz da izan olması lazım insanlarda. Biz ne yapıyoruz? Biz bunlara çok basit sütürektomi yapıyoruz. Burada şeyde görüyorsunuz bakın. Sağ. Bu çocuk da en uzun süreli sanıyorum 9. senesi bu. Bu ilk gördüğünüz bebektir. Bu bebeğimiz. Bakın kulak asimetrileri, burun asimetrisi, göz asimetrisi, yüz asimetrisi, her şey var. Uzun süreli takip, büyüyor. Artık delikanlı olacak. En son görünümü bu değerli arkadaşlar. Bakınız saç çizgisi, işte kaş, göz, kantus vesaire, ağız köşelerinden çekilen çizgilerde bu çocukta şu anda hiçbir asimetri yok. Bu sadece basit bir sağ lambdoid sütürektomi ile oldu. Şimdi karşı tarafta tutuldu lambdoid, bir de sagittal tutuldu. Ne oldu? 3 tane sütür tutuldu. Burada gördüğünüz gibi. Buna Mercedes-Benz paterni diyorlar müellifler. Mercedes yıldızı. Efendim, yani bir sagittal artı iki lambdoid
tutuluşu. Burada olduğu gibi burada o kadar kötü bir şekilde egemenimiz bu bizim. 5 aylık gördük bu çocuğumuzu. Bu şekilde bir oksisefali ile turisefali veya oksisefali yani sivri kule kafayla sonuçlanıyor bunlar. Neden? Çünkü sagittal kapalı. Şurası kapalı. Lambdoid kapalı. Bunlar büyüyemiyor. Şu bölge büyüyemiyor. Şu bölge büyüyemiyor. Neresi büyüyor? Burası büyüyor. Buna oksisefali diyoruz. Tipik olarak Mercedes-Benz'de bu görünüm oluyor. Egemen 2 yıl sonunda bakınız bence tamamen normal bir çocuk görünümüne kavuştuğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu da başka bir çocuğumuz Mercedes-Benz'imiz. Vedat. Bu da güzel gelişmesini sürdürüyor. Bu şekilde. Bakınız. Bunda da biz lambdoid ve sagittal sütürektomiler yaptık. Yetti. Şimdi değerli arkadaşlar size nadir ve ilk vakadır bu dünyada. İnşallah neşredeceğiz bunu. Yolladık. Beğenirlerse olacak. İnşallah beğenirler. Şu sırada değerlendiriliyor. Bir hipofosfatazyalı bebeğimiz. 4 aylık geldi. Bakıyorsunuz plagiosefali. Allah Allah. Ama bunda başka bir şey de var. Başka bir şeyi de araştırırken anladık ki bunun değerli arkadaşlar hem aynı tarafta koronali hem aynı tarafta lambdoidi tutulmuş vaziyette. Daha önce gördük mü? Görmedik. Neden gördük? Hipofosfatazya nedeniyle mi gördük? Doğru. Hipofosfatazya bir kemik metabolizma hastalığı. İşte raşitizm gibi başka şeyler gibi kemik metabolizması bozukluğu. Ciddi bir bozukluk aynı zamanda. Ancak tutulan sütürler işte sagittal tutuluyor. Lambdoidler ama hiçbir zaman ön ve arka plagiosefali olmuyor. Hipofosfatazyayı bir kenara bırakın. Bu kendi içinde zaten bir plagiosefali için bir tek olgu. Bakınız koronal sütür kapalı, lambdoid sütür kapalı artı basınç artışı bulguları var. Ne yaptık? Ne yapılır? Önden başladık. Önü düzelttik unilateral. 2 ay sonra arkaya tek taraflı yani daha doğrusu sağ koronal sütür açıyoruz. Sütürektomi yapıyoruz. Ve böyle barrel sleeve benzeri serbestleştirme kesileri yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Profesör Doktor Gayet Aylan filmleriyle yapıyoruz. Fevkalade bir plastik cerrah. İnşallah Kartal'daki kraniosinostal cerrahisini Bekir Can Kendirlioğlu ile birlikte sürdürecekler. Bekir burada biliyorum. Gaye burada mı bilmiyorum. Ama çok iyiler gerçekten. Şimdi pozisyonel plagiosefaliye gelelim. Ameliyatlık mı? Hayır değil. Neden? Çünkü arkası yatış pozisyonuna göre nedeniyle basık. Bakınız belli oluyor. Aileye soruyorsunuz. Hep öyle yatıyor. Veya işte 3 ay yoğun bakımda kaldı. O yüzden oldu. Lütfen unutmayalım. İleri şeklinde aynı tarafın alnı da çıkıyor. Yani sağ tarafı basıksa sağ taraf alnı da çıkıyor. Ayırıcı tanı. Diğerinde gerçek plagiosefali de tam tersiydi. Bu taraf kapalıysa öteki taraf öne çıkıyor. Bunu unutmayalım. Burada çok örnek var. Her zaman görüyoruz. Arkadaş çocuklarında görüyoruz. Yapılacak iş yatış pozisyonunu değiştirmek. Çok ileri, gerçekten çok ileri vakalarda kasktan yardım alabiliriz. Henüz almadık. O kadar ağırını görmedik ama birkaç ay içinde ama şöyle diyeceksiniz değerli arkadaşlar 6 aydan evvel düzelmiyor. Yani ben 2 gün yatırdım için düzelmedi diye
önümüzdeki hafta gelmesinler. 6 ay sonra ancak düzeldiği söyleniyor. Bizim de görüşümüz, tecrübemiz o. Değerli arkadaşlar, nadir vakalardan birisine daha devam ediyoruz. Bu çocuğumuz bir plagiyosefali. Bağıra çağıra ben plagiyosefaliyim diyor ama nahoş bir şey var. Bunun burnu normal tarafa bakmıyor, bozuk tarafa bakıyor. Ha, demek ki burada bir iş var. Bu klasik bir plagiyosefali değil. Öyle mi? Öyle. Zaten filminde de bakınız, sol taraftaki koronal sütür açık. Demek ki bu başka bir şey ama plagiyosefali. Bu değerli arkadaşlar sağ ve solu karşılaştırırsak sağ tarafın buradaki pterion alanındaki bazal sütürleri açık, bu taraftaki kapalı. Buna sfenofrontal plagiyosefali deniyor. Ribo Pierre isimli Kanadalı ama İsviçre'de çalışmış bir hanımefendinin bir yazı dizisi var. 5 tane vakadan bahsediyor İsviçre'de. Bu 5 o kadar ilginç ki bu 5 çocuğun hepsi Türkiye'li İsviçre vatandaşları veya orada görülmüş ve hepsi Balkan origin diyor. Yani Balkanlı. Bizim de dedik Allah ne iş falan. Sorduk siz nerelisiniz? Baba İpsalalı çıktı. Ha. Demek bir şey var. Bir Balkan bir şeyi var. Şimdi o zaman ne yapacağız? Önemli değil. Normal plagiyosefali nasıl ameliyat ediliyorsa o şekilde ameliyat ediliyor. Bunun haricinde başka vakalar var mı benzer? Var. Sagittal artı efendim koronal, unilateral koronal sinostoz. Bakınız o kadar ağır bir bozukluk ki. Yani plagiyosefalisinden vazgeçtik. Bir de sagittali kapalı. Düzeltmesi kolay olmadı. Hakikaten zor. Nadir vaka. Kombine sagittal artı metopik. Hem sagittal kapalı yani skaposefali, hem metopik kapalı ama trigo değil. O zaman ne oluyor? Yapacağınız işlem sırf sagittalden ibaret kalmıyor. Biraz da öne gitmeniz gerekiyor. Tanımlanmış tedavileri var mı? Sporadik olarak bu şekilde yani burayı açarken burayı da açıyoruz. Sonra şöyle düşünüyor insan şey olarak ben öyle düşündüm en azından. Acaba dedim ki metopik sütür, sagittal sütür acaba aynı şey mi? Tabii yani şeye girmesi araya şurada anterior fontanel girmesi aslında aynı sütür. Buraya kadar orta hat sütürü. Belki de öyle bir şeyleri var. Ortak kökenleri var. Burada da o çocuklarımızdan birisini görüyorsunuz. Burada da başka bir çocuk görüyorsunuz. Bunlar iyi şekilde hepsi değerli arkadaşlar düzeldi. Pre-op, post-op ameliyatları. Başka bir kategoriyi de kısaca size şöyle özetlemeye istiyorum. Geç dönem yapılan ameliyatlar. Diyoruz ki kraniosinostoz efendim ilk 6 ayda çok güzel olur. İlk bir ayda, ilk bir yıl mutlaka yapılmalıdır. Endoskopikse işte 2-3 ay çok iyidir. Şudur budur. Ha, ama 8 yaşında bir kız gelirse ve annesi de böyleyse, annesinin resmi yok ama aynısı. Ne yapacağız? Tabii ki ameliyat edeceğiz. Bu çocuk güzel bir kız olmak istiyor. Nitekim yaptık. Güzel de bir kız oldu. Annesi de sonra dedi ki keşke ben de olsam dedi. Bakın pre-op, post-op. Okul başarısı tam fevkalade güzel. 6 yaşında bir erkek çocuk skaposefali ihmal edilmiş. Rahatsızlık verici bir durum. Çok basınçlı. Lambdoid sinostoz, gerçek lambdoid sinostoz. 5 yaşında çocuk. Çok ciddi asimetrisi var. Bakınız kafaya. Önü arkası. Bunu da ameliyat ettik. Bu da iyi. Bu fırsatı verdik. Rahatladılar. Endoskop yardımcılarda tabii ki kask taktığımızı hatırlatmak için onu tekrar koydum. Şu bebeğin kızımızın güzelliğine bakın. Bu da bir plagiyosefali. Şu şirinliğe
şirinlik için koydum buraya işte. Ne kadar şirin bir çocuk olduğunu göstermek için. Arkadaşlar, en son olarak da ameliyathane koşullarından biraz bahsetmek istiyorum. Deneyimli anestezi ekibi şart. Mutlak surette biz santral kateter koyuyoruz. Konmazsa iptal ediyoruz. Yani bazen konamıyor. Dört ekstremite, dört boyu, iki boyun vesaire. O, tamam diyoruz. Olsun. Başka gün yaparız. Ama katiyen almıyoruz. Katiyen. Çünkü dünya bu konuda çok duyarlı, kan kayıplarını en aza indirme konusunda. Bebek mutlaka ısıtılıyor. Ekip sürekli başında bekliyor. Hemostaza gayret ediyoruz. İşte çok 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 dikkat ediyoruz. Bu videoydu. Doktor Gaye Hanım'la birlikte. Evet. Değerli arkadaşlar, süreleri yarış yapar gibi arttırdık. Skaposefaliler 35 dakika sürer. Diğerleri ilerletmeler 1 saat 45 dakika. 1 saat işte 2 saati çoğunlukla geçmez. Hepsinin süreleri kayıtlı şeyleri. Bir an evvel yapmak gerekiyor ve hiçbir şekilde hiçbir şey için beklenmiyor. Hatta 2 kişi değişik bölgelerde çalışıyor. Bakınız, sürekli işlem. Bir kişi burada başka bir iş yaparken bir kişi burada başka bir iş yapıyor. Postop çok önemli. İlk intiba. Bunu bizim anestezi bölümü ezberledi. Herkes ezberledi. Personel dahi biliyor. Kartalda. Dudaklar pembe olacak. Bebek sıcak olacak. Bağırıp çağıracak. Burada bir tane bir şey aksarsa değerli arkadaşlar. İşte böyle uyanmalı çocuk. Bakın. Eğer böyle uyanmıyorsa evet, problem var. Bak. Onun için kaotik bir işleyiş olduğunu, sinostoz için. Bunu hiçbir tümörde hayatımda hissetmedim. Hiçbir zaman aklıma bile gelmedi. Ama bunlar da geliyor. Özellikle sinostozda. Bunlardan hiçbirini aksatmamamız gerekiyor. Özellikle sıvı açığı olmayacak. Baz ekses bakılacak. Bu çok önemli bir parametre. Hepsinde oluyor baz eksesi bir şekilde. Yani iyice mortalite olmaması gerekiyor. Mortalite oluyorsa yapmamak lazım. Dolayısıyla çok hızlı çalış, iki yanlı çalış, hiçbir şey için bekleme, hiçbir şey için zaman kaybetme, gereksiz hiçbir şey yapma, cerrahi süreyi minimize et. Sıvı açığı olmasın, çocuğu ısıt. Şimdi Kartal'da bir yıl emek verdiğimiz sistem Doktor Bekircan Kendirlioğlu ile devam ediyor. Doktor Gaye Hanım da devam ediyor. Umarım aldıkları şeyi daha ileri götürecekler. Zaten Gaye şu anda Türkiye'deki en iyi kraniosinostozu bilen kişilerden muhtemelen başında geliyor plastik cerrahların. O yüzden güzel bir ekip kurulmuş vaziyette. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Ramazan cep telefonundan katıldığı için konuşurken görüntüsü kayboluyor. O yüzden kaybolacağım. Moderatörlüğü. Şimdi bir soru var. Onu aldıktan hemen sonra dinleyiciler arasında söz vermek istediğim kişiler var. Erzurum'dan Doçent Doktor Coşkun Yolaş. Güzel sunum için teşekkürler. Sinostoz ameliyatlarında disposable plak ve vida nereden temin ediyorsunuz? Bu konuda bizi bilgilendirirseniz sevinirim demiş. Evet. Disposable plak ve vida, yani eriyebilir demek istiyor herhalde hocamız. Evet. Vallahi çok temin edemiyoruz. Biraz pahalı oluyor. Bir de çok şey oluyor. Bir kırılıyor. Bir tane takmak için 3 tane bazen feda ediliyor. Biz çok doğrusu bir ara çok kullandık ama şu anda eriyebilir kullanmıyoruz. Metal kullanıyoruz. Mikroplak kullanıyoruz. Ama çok az kullanıyoruz. Yani bir tane vesaire. Bir tane ancak kullanıyoruz. Başka şeylerle, ipliklerle de yapılabiliyor gayet rahat. Evet. Teşekkürler hocam. Şimdi dinleyiciler arasında Necat Akalan hoca var. Kendisinin görüşünü almak isteriz. Müsaitse
Murat Bey, Necdet Hoca'nın mikrofonunu açalım. Katkısı olur. Duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz hocam. Görüntü yok yalnız. Görüntünüz gelmiyor. Aa, görüntüyü de açalım. Ha, tamam. Şimdi gözüküyorum herhalde. Evet, şu anda tamam. Tufan'a çok teşekkürler. Sahiden çok güzel anlattı. Evet. Sahiden bir sürü de ilginç vaka göstermiş oldu. Çok fazla ekleyeceğim bir şey yok. Söylediğim gibi hani özellikle trigonosefalilerde açıkçası çok agresif davranmayanlardanım. Çünkü kendi haline takip ettiğiniz zaman çoğunu düzeldiğini görüyorum. Ama yani sonuçta bunların beyin gelişmesini çok etkileyen patolojiler olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar aksi ya da bunu destekleyen çok makale de olsa. Sonuçta bu çocuk kendi yaşıtlarının içine çıktığında sosyal olarak geride kalmasını önleyecek bir yapıda olması lazım. O nedenle de çok da aileye bırakmamak lazım. Çünkü çoğu aile işte varsın aklı iyi olsun da bu katlanılabilir der. Onun için açıkçası yani çok böyle ince bir çizgide karar verme şeyi. Özellikle sagiteller de ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi olduğu için aileye de karar vermek için çok az bir vakit kalıyor açıkçası. Diğer kompleks sinostozları ki Tufan'ın bir kısmında da vardı. Mutlaka Cruzon-Pfeiffer gibi kromozomal bozukluklardan ayırmak gerekiyor. Yani izole koronerlerde çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar da yavaş penetrasyonlu bir aslında konjenital altta yatan bir sinostoz olabilir. Bu daha sonra çocuğun genel gelişimi, zekası yönden önemli. Ailenin bu konuda bilinçli olması lazım. Onun dışında ameliyat için bütün fikirlerine katılıyorum. Sonuçta benign bir hadiseyi ameliyat ediyorsunuz. Sahiden bir mortalite olmaması lazım ki eski dönemlerde başımıza gelirdi ama şimdiki anestezinin monitörizasyon yöntemleri çok iyi olduğu için kolay kolay böyle bir sorun olmuyor. En çok hipotermidir sorun. Onlar da tedbir alınarak önlenebilir. Çok da fazla ekleyeceğim bir şey yok. Tufan'a teşekkür ederim. Gayet güzel özetledi. Sağ olun Necdet abi. Teşekkürler Necdet hocam. Şimdi konuşmacılarımız Şahin Kenan Deniz'in sorusuna geçmeden önce Eylem Öcal var. Arkansas'tan katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden. Şey sorun olabilir. Kendisine söz vermek istiyorum. Eylem Öcal hocamıza. Merhabalar, duyabiliyor musunuz? Duyuyoruz ve görüyoruz. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun, kusura bakmayın, klinikteyim. Tufan abi merhaba, hepinize merhaba, merhaba diyorum buradan Afrika'dan. Konuşmanızın başını kaçırdım, kusura bakmayın. Ama çok güzeldi sonu. Değişik vakalar var, Türkiye'de de çok vakalar var biliyorum. Özellikle geç sinostozlarında bir kısmı dikkatten kaçıp sonra geliyor. Geç sinostozlarında çok olduğunu görüyordum ben kendi asistanlık zamanımda. Bazı şeyleri yalnız biz farklı yapıyoruz. Onlardan bahsetmek isterim izniniz olursa. Hocam özellikle biz hastaları tabii burada daha erken yakaladığımız için 2-3 aylık hatta şimdi yaptığımız bütün çalışmalarla pediatristlerle olan bütün o eğitim toplantılarında işte geçen American Academy of Pediatrics'e de gidip konuşmalar verdik. Çok erken yaşta yakalayabiliyoruz. Onun için bizim tercih ettiğimiz daha çok endoskopik ameliyatlar burada. Endoskopik derken endoskopik assisted aslında. Yani devamlı endoskopu kullanarak yaptığımız ameliyatlar değil de endoskopi belirli bölgelerde kullanarak yaptığımız ameliyatlar. Ve 3 ayda ameliyat ediyoruz biz bu hastaları. Yeni bir teknik bizim yeni plastik cerrahımızla buraya getirdiğimiz bir teknik spring yöntemleri. Böyle springlerle helmet yerine yani kasket yerine ki kasket bence çocuklar için çok sıkıcı işte en az 6 ay 9 ay kullanmak zorundasınız. Burada her ay kontrollere gelip değiştirmek ve ona göre ayarlamak durumundalar. Şimdi yeni kullandığımız metot springs. O ufak kendiliğinden açılan internal yani içten açarak yaptığımız springsler var kendiliğinden ve
işte sterektomi yapıyorsunuz. O springleri takıp yavaş yavaş içten kraniyumun artı beynin de gelişmesiyle 3 aylık çocuklarda açıldığını ve çok güzel sonuçlar elde ettiğini görüyorsunuz. Bu benim bu andaki en sevdiğim yöntemlerden bir tanesi. Onun dışında ameliyatlarımız tabii biraz daha farklı. Hani anestezilerimiz, burada çocuk anestezilerimiz tabii bu konuda daha çok daha farklı düşünüyorlar. Örneğin central line biz artık koymuyoruz. Yani central kateter takmıyoruz hiçbir hastamıza. Açık sinostozlarda da kapalı ya da endoskopik sinostozlarda da kateter takmıyoruz. Artı arter de takmıyoruz. İşte kanamalarımız en fazla 15-20 cc mililitre civarında oluyor özellikle endoskopiklerde. Ama mutlaka kanamaya, hani aerosolize başka şekillerde dikkat ediyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Bu Nejat hocamın söylediğine dair olmak üzere yeni yapılan çalışmalarda metopik sinostoz gerçekten hafif ya da orta derecede olduğu zaman beyin gelişmesinde herhangi bir problem olmadığını görmüşler. Fransa'da ve İtalya'da daha çok böyle çalışmalar yapılıyor. Benim de 2 tane çalışmam var. Umarım sonuçlar yakında çıkar. Çocuklarda sinostozla NAM sindromu, yani sindrom olmayan izole sinostozlarda beyin gelişmesine bakıyoruz. Şimdiye kadar beyin basıncıyla yapılan bir tek çalışma var. Onda da bu çalışmayla beraber %15 hastada zaten intrakraniyal basıncın yüksek olduğu görülmüş. Ama plastik cerrahlarla beyin cerrahları arasındaki bu tartışma yıllardır devam ediyor. Yani o metabolik sinostozlar, izole sindromik olmayan sinostozlar gerçekten beyin basıncını etkiliyor mu? Yoksa beyin yapısını, beyin oluşumunu etkiliyor mu? Daha ileride çocuğun kognitif fonksiyonlarını etkiliyor mu? Etkilemiyor mu? Yoksa sadece kozmetik bir ameliyat mı? Bu hala tamamen çözülmüş bir problem değil. Avrupa'da yapılan çalışmalarda metabolik sinostoz örneğin etkilemiyor beyin gelişimini diyorlar. Nejat hocamın dediği gibi. Ama hani sagittal ya da koronal sinostozlar etkiliyor. Bizim Amerika'da yapılan buradaki çalışmalarda herkes işte daha ileride bir kognitif problem, bir beyin gelişimiyle ilgili bir problem olduğunu söylüyor ve çalışmalar bu yönde. Ama henüz bir açıklık yok. Bir farklı bir şey de biz posterior distraction çok kullanıyoruz. Çünkü yapılan bir çalışmada, bir iki çalışmada posterior distraction'ın belirli hastalarda kraniyal volümü, kraniyal hacmi 2-3 santim yavaş yavaş açtığı görülmüş. Daha büyük ameliyatlar yapmadan kraniyal voltu, kraniyal alanı ve hacmi geliştirebiliyoruz diye. Çok seçici oluyoruz tabii bu hastalarda. Ya da posterior distraction'ı staging olarak, yani aşamalı ameliyatlarda kullanıyoruz. Önce işte posterior voltu, daha sonra da ön tarafı yapacak şekilde kullanıyoruz. Ama zannedersem Tufan hocamdan daha sık kullanıyorum ben posterior distraction'ı. Yararlı olduğuna da inanıyorum kraniyal hacmi açmak konusunda, daha genişletmek konusunda. Kamil, galiba bana verdiğin süreden fazla konuştum ama bu konuda çok şey olduğu için. Güzel katkılarda bulundunuz. Eylem, çok teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Gördüğüme çok sevindim sizi. Arkansas'tan katıldınız. Zaman şeysine rağmen teşekkürler katkılarınız için. Yani. Kliniğimizin en yeni uzmanı, 3 hafta önce uzman olan Selim Boz'da. Hocam, ayrıntılı ve keyifli sunumunuz için çok teşekkürler diye yazmış. Sağ olsun. Şahin Kenan Deniz, İnan Üniversitesi. Hocam, tecrübelerinizi bizlere aktardığınız için teşekkür ediyorum. Ben trigonosepali gibi hipertiroidizmin eşlik ettiği hastalarda insizyonun bazal anterior sınırını nerede bırakıyorsunuz? Gözü de anatomik pozisyona getirmek için bir girişim, müdahale yapıyor musunuz? Hipotiroidizmde mi? Evet, hipertiroidizmde. Hipertiroidizmde. Yok, hipertiroidizm olmaz şey, hipotiroidizmde trigonosepalide. Hipotiroidizmde araya parça koyuyoruz genellikle. 1 santim kadar bir, yani orbitofrontal barı kesiyoruz ikiye, araya parça koyuyoruz, bir metal tutturuyoruz. Orada hipotelorizm tedavi ediyoruz. Hipertelorizm ameliyatları biraz farklı. O plastik cerrahların da zorlandığı kompleks ameliyatlar. O konuda çok tecrübemiz yok doğrusu. Hipertelorizm yapmıyoruz.
Teşekkürler hocam. Serdar Ercan, Eskişehir Şehir Hastanesi. Cerrahi sonrası resinostoz gelişen vakalarınız oldu mu? Metabolik balans takibini siz mi yapıyorsunuz yoksa pediatri mi yapıyor? Saygılar demiş. Ne takibi? Metabolik balans. Hastanın metabolik takibini yani. Genel şeysini. Birlikte yapıyoruz. Resinostoz oluyor. Resinostoz ama olanların hiçbirisi normal vaka değil. Hepsi başka problemleri olan başka yani 2-3 vakamız var resinostoz olan. Skafosefali bunlar. Ama kemik hastalıkları var. Yani başka yerlerinde de bozuklukları olan çocuklar. Bir adilimiz var mesela, şimdi aklıma o geldi. 2 defa ameliyat etmek durumunda kaldık. Hala belki de gerekecek. Tam bir şey demek çok zor. Ama çoğunluğunda yani tamamına yakında olmuyor. Evet, teşekkürler. Ömer Faruk Özdemir'in mesajını okuyorum. Sunum için teşekkürler hocam. Necat Hoca'nın belirttiği gibi vakalarda ek sendromlar açısından değerlendirme yapıyor musunuz? Vallahi çocuk hastalıklarının yardım ettiği kadarıyla hep birlikte yapıyoruz ama çoğunda yani bizim vakalarımızın en azından bu şekilde bir problem olmadı şimdiye kadar. Yani bunlar hep bir şekilde izole sinostozlar. Sadece o gösterdiğim nadir vakada başka bir merkezde takip edilen hipofosfatazya var. O biraz önce bir önceki soruya söylediğim yine başka merkezde takip edilen muhtemelen bir kemik hastalığı var. Bu şekilde sendromlarımız zaten belli. Ya kruzon ya apert. Bunun üçüncü bir sendromu görmedim. Yani bize o şekilde denk geliyor en azından. Onun dışında fevkalade bir şeyden bahsedemeyeceğim. Teşekkürler hocam. Bekir Can Kendirli, hocam emekleriniz için çok teşekkür ederiz demiş. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Gökhan Vatandaş, hocam ağzınıza emeğinize sağlık diye mesaj yazmış. Nevşehir Devlet Hastanesi'nden Recep Çavik, sunumunuz için çok teşekkürler demiş. Sağ ol. Eylem Öcal hocam bana teşekkür etmiş herhalde. Çok teşekkür ederim konuşma fırsatı için demiş. Herkese selamlar demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Pınar Aydın, sunum için teşekkür ederim. Trigonosefali cerrahisi sonrası kişilik değişikliği tariflenen hastalarınız oldu mu? Kişilik değişikliği için biraz erken yaş herhalde yani. Yok yani o anlamda bir şey demek tabii zor. Evet. Bülent Düz, Profesör Doktor Bülent Düz, faydalandım, eğitici bir sunumdu. Ben her vakada görüntüleme, BT ve mümkünse MR istiyorum. Bazı hastalarında intrakraniyal ventriküler asimetri ya da arachnoid kist ile beraber olan vakamız olmuştu. Teşekkür ederim demiş. Yani tabii ki yanlış yapmıyor Bülent Hocam. Zaten bunların şöyle söyleyeyim, en az yarısı veya daha fazlası bunlar radyolojiyle geliyorlar. Tabii ki bir şeyler bulunabilir. Yapmak da lazım geldiğine inanıyorum ama bazı vakalarda mesela bir şeyde çok tipik normal vakada zorla işte günlerce süren işte anestezi hazırlığı, yok efendim MR randevusu al, işte haftada bir gün çekiliyor, şudur budurla yormak da istemediğimi ifade etmek isterim. Teşekkürler hocam. Neşe Keser, Tufan hocam değerli tecrübelerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Ellerinize sağlık demiş. Sağ olun Neşe. Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Abdülkadir Demir, endoskopik metopik sütürektomide alt sınır olarak nereye kadar açıyorsunuz? Güzel sunum için teşekkürler hocam demiş. Sağ olun. Nazofrontal sütüre kadar geliyoruz. Zaten ölçüyorsunuz şeyde. Mesafeyi ölçüyorsunuz. Görüyorsunuz da. Yani şeyden nazofrontal sütür. Şurası. Teşekkürler. Pınar Aydın'dan ikinci bir mesaj.
biraz önceki kişilik değişikliğiyle ilgili sorunun devamı gibi. Hocam, normalde daha sakin çocukların huzursuz ve acıta olduğu tariflenen iki hastamız oldu. Bununla ilgili mi emin olamadım. Bu yüzden danışmak istedim. Teşekkür ederim demiş. Anladım. Biraz bir önce şey demem. Sorusu vardı şeyde. Zor, evet. Hidrosefalis cerrahi sonrası kişilik değişikliği tariflenen hastanız oldu mu diye. Evet. Bundan dolayı olabilir mi hocam? Yani sorusunun cevabı olarak. Yani, dolayı... bunu değerlendirmek kolay değil. Yani çok boyutlu bir şey bu. Yani çok kişinin bakması lazım. Bu sadece cerrahi bir bizim yapacağımız bir şey değil. Yani bilmiyorum. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nden Suna Dilbaz. Bu güzel sunumunuz için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Genel olarak kraniyal sinüsozların 1 yaşına kadar ameliyat edilmesi önerilirken sizin 7-8 yaşlarına kadar yaptığınızı gördüm. Bu konuda bir yaş sınırınız var mıdır? En erken ve en geç hangi yaş aralığında yapılmasını önerirsiniz diye sormuş. Şimdi Suna, şöyle, sağ ol. Bu ileri yaşlar sadece zaruretten oluşan şeyler. Onlar küçük bir grup oluşturuyor. Tabii yapmak zorunda kalıyoruz. Gecikmiş bakalımlar. Ama bizim normalde endoskopik yapacaksak 2-3 aylık bebekleri tercih ediyoruz. Diğerlerde 1 yaşın altında olmasına gayret ediyoruz. Mümkünse 6 aylık, 8 aylık memnun oluyoruz. 4 aylık da yapabiliyoruz. Duruma göre bu şekilde diyebilirim. Teşekkürler hocam. Gördüğüm kadarıyla sorular bitti. Tuncer Turhan da aramızda. O da pediatrik nöroşirurjen. Mikrofonunu açarsak onun da görüşlerini almak istiyorum. Ses de açılsın. Ses yok. Merhaba Tuncer. Sesi açmak için. Ah tamam. Evet. Geldi mi? Geldi ama ses az. Yapma ya. Evet. Oy. Profesyonel mikro şey. Şimdi tamam. Şimdi nasıl? Şimdi güzel. Tamam. Tufan abi, seni görmek çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Öyle. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sun. Yani benim söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Yani olacak olanların hepsini zaten Tufan Hoca anlattı. Ekleyebileceğim bir şey varsa o da bir tek şeydir. Hani insanların kafasında kalmış olan, hani şu trigonosefali bilmem ne reach şeyde küçük sorunlar, bunları nasıl birbirinden ayıracağız işinde. Hani küçük bir şey yapabilirim, destek. O da şöyle, trigonosefali aslında biliyorsunuz anne karnında olan bir şey, fötal bir patoloji. Ama bu reach olanlar, yani böyle küçük ufak tefek sorunlar, onlar aslında doğduktan sonra kapanan sütür sorunları. Onları birbirinden ayırmak için bu bizi dinleyen uzman arkadaşların veya işte şeylerin, asistan arkadaşlarımızın aklında hep şey olması lazım. Eğer hipotiroidizm varsa, eğer proptozis varsa, abi bu fötal bir sorundur ve şeydir, yani düzeltilmesi gerekir. Yani işte bu gerçekten bizim gerçek trigonosefali dediğimiz şey. Ama çocuğun hipertiroidizmi yoksa, proptozis yoksa, gözler yerinde, ulan orada küçük bir çıkıntı var falan şeklindeyse, gerçekten dediği gibi şey Tufan Hoca'nın da, bunlara çok bir şey yapmaya gerek yok. Yani onları takip edersiniz, onlar bir şekilde yoluna girer gider. Şey çok önemli abi, söylediğiniz gibi. Ben birkaç tane gördüm. Yani şu 20 yıllık geçmişimde sfenoparietal veya sfenofrontal o küçük sütür şey. Evet. Evet, ya olacak işte gerçekten. Hani her şey açık, bütün sütürler diyorsunuz ama çocukta bir gerçekten plagiosefali gibi bir sorun var falan filan. O çok önemli bir şeydi, ayrıntıydı. Evet. Bir de abi bak Eylem söyledi değil mi? Santral venöz kateter takmıyoruz dedi. Abi 20 yıl kraniosinostoz yaptık, tamam mı, Ege Üniversitesi'nde. 20 yıl. Endoskop olanı da var, şeyi de var. Frontal ilerletme ıvırızı var. Ve kendime hep şunu sordum. Aynı Eylem gibi. Çünkü bize en çok zorlayan şey ne? Ya abi bunlar, bu çocukcağızlara, 2 aylık 3 aylık bebeklere işte habire santral venöz kateter takmaya çalışıyoruz. Süreyi uzatıyor. Bazen iptal ediyoruz dediğiniz gibi. Yani olacak iş değil. Ya bunu acaba dedim şey mi olsa,
Abi ben bunu düşündüm, düşünür düşünmez ertesi gün hem de bir sağlık personelinin çocuğu neydi? Plagio'ydu galiba. Frontali kaldırırken, temporal üzerinde çalışırken, temporal bölgede çalışırken emboli oldu abi. Yani bildiğiniz yani abi hemen böyle şey yapıldı, işte santral venöz kateterden şeyler çekildi, havalar çekildi falan filan bir şekilde çocuğu düzelttiler. Benim başıma sonra bir kez daha geldi. Yani iki kez geldi. Ama şeyi düşünemiyorum. Eğer santral venöz kateter olmasaydı, yani o şeyi biz hava embolisini nasıl durdururduk onu bilmiyorum. Yani bunun başka bir geri dönüşümü varsa arkadaşlar söylesinler. Sonra ben sonra özele çıktım bilmem ne, dışarılara iş yapıyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Kraniosinostoz yapıyorsak özellikle orta hatta her zaman şey herhalde santral venöz kateter gerekir. Söyleyeceklerim bunlar. Abi çok teşekkür ederim. Çok desteğiniz. Sağ olun. Gönder. Yani santral venöz kateter konmadan biz ameliyata almıyoruz. Kendi koşullarımız itibariyle olabilir. Evet. Amerika'yı bilemem. Eyleme de saygı duyuyorum ama. Elbette. İşte gri yok. İşte 4 damar yolu var. İkisi gri yok. Biri pembe, biri turuncu falan filan. Bunlar arkadaşlar, bunlar olmuyor. Yani işler bir sıkıntıya girdiği zaman santral venöz kateter mutlak surette gerekiyor. Yani bu çok masum bir ameliyat değil. Biz o kadar korkuyoruz ki bu şeyleri yaparken. Abi benim hala elim ayağım titriyor. Yani trigo şey yaparken kraniosinostoz. Bizim Allah'a şükürler olsun 2011 itibariyle yani hiç mortalitemiz olmadı bu nedenle. O yüzden bunu bu şekilde öğrendik. Bu şekilde korkarak geliyoruz. O yüzden ben ısrar edeceğim. Ha, sepsis oluyor mu? Oluyor. Yani yapacak bir şey yok. Her şeyi ateşlenmeden geçiyorlar. Muhtemelen de ondan oluyor. Onu da biliyorum ama bunu koyuyoruz. Yani ben de mutlaka tavsiye ediyorum. Orada eylemden ayrılıyoruz. Evet, doğru. Haklısınız. Eylem Hoca'ya tekrar söz hakkı vereceğim. Fakat bir soru daha var. Doktor Nihat Dinçbal. Puzzle çalışması gibi plastik çalışma sonrası kemiklerin erken kapanmaması için bombax ile kemik kenarlarını kapatıyor musunuz? Soru. Nihat. Bir şey kullanmıyoruz o şeyde. Yani karşı karşıya gelen şeylerde olmuyor zaten doğru dürüst. Gerekmiyor öyle bir şey. Gerekmedi şimdiye kadar. Kaçınıyoruz o malzemeyi kullanmaktan doğrusu. Sadece o orbital kesi yaptığımız zaman kaidedeki spongiyoz yüzeyleri bazen çok kanıyorlarsa orada kanama durdurucu olarak az bir şeyle yetiniyoruz. Onun haricinde kullandığımızı söyleyemem. Teşekkürler. Eylem Hoca'ya son bir söz verelim. Sonra da. Şimdi muhtemelen hani anesteziyle ilgili bir şey abi. Tabii ki anestezi biz ben hani Yale'da Pershing'le beraber biliyorsunuz onlar mutlaka kan santral kateter takarlar, sizin de aynı ekolden olduğunuzu biliyorum. İşte ameliyatlar iptal edilirdi ama bu en son yaptığımız endoskopik ameliyatlarla işte Jimenez'le Proctor'la biliyorsunuz ki onlar ameliyatlar daha kısa sürdüğü için minimally invasive yani çok invasive olmayan ameliyatlar olduğu için kateterden biraz uzaklaştılar. Tabii ki eğer air emboli ya da hava embolisi olduğu zaman çok çok büyük ölümcül bir durum ama anesteziyle de biraz daha ilgili. Anestezide burada biz protokolü takip ediyoruz. Tabii ki şimdiye kadar bir problem olmadı ve diğer yapılan çalışmalara baktığımızda da risk özellikle endoskopik ameliyatlarda biraz daha az olduğu için kateter koymanın gerekli olmadığını düşünüyoruz o riskle almak adına. Ama şimdilik bir problem olmadı. Daha büyük vakalarda ya da çok kompleks vakalarda kullanıyoruz ama buna da çok seçici oluyoruz. Anestezi ve anestezinin ne kadar rahat olduğuyla, sizin anestezinizle ne kadar güvendiğinizle, takip ettiğiniz protokolle de ilgili olabilir. Olursa çok kötü. Ama olmaması için işte başka tedbirler de alıyor. İşte pozisyonda anestezinin bakımıydı, işte transaminik asitti, işte devamlı bleeding kontrol, kanama kontrolüydü. Onun için biraz daha rahatız. Ama tabii ki santral kateter özellikle kompleks ameliyatlarda katılıyorum. Ben de o ekolden yetiştim. Yavaş yavaş daha kısa süreli ameliyatlar, daha değişik pozisyonlar, anesteziyle
daha hani grup anestezistlerle çalışmak adına biraz daha güven sağladık. O yüzden bunu kullanmıyoruz. Ama başımıza bir iş gelirse tamam, o zaman dedim ki Tufan abim söylemişti bana. Hayır hayır Eylem, zaten ideali senin söylediğin ama işte bu koşulları göz önüne aldığında tabii yani evet öyle diyeyim. Evet. Evet. Aldıkta tabii ki farkındayım, onu göz ardı kesinlikle etmiyorum ama işte o anesteziyle, anestezinin eğitimiyle ilgili belki de biraz daha şimdilik uzaklaştık başımıza bir iş gelene kadar. Evet inşallah. Çok teşekkürler Eylem Hocam tekrar. Tuncer'den söz istiyorum. Tabii ama bak Eylem var ya, bu iş şöyle bir iş. Ya bu işin anesteziyle bir ilgisi yok biliyorsun. Aslında hava embolisi bizim komplikasyonumuz. Anladın mı? Ya anestezinin o anda yapabileceği eğer santral venöz kateteri yoksa hiçbir şey yok. Yani ondan sonra işin içinden çıkıverirler abi. Yani arkadaşlar bize bunu takmayın dediler. Yani biz de takmadık. Hava embolisi oldu. Çocuk öldü oldu. Ki çok kısa bir zaman aslında. Hava embolisi olduğunda müdahale edilebilecek zaman çok kısa çocuktan. Evet. Ve bir de şöyle bir şey var. Başka bir yolu yok abi. Sen istediğin kadar 4 tane damar yolu aç. 5 tane aç. 10 tane aç. Damar yolunun ne alakası var şeyle? Senin akciğerin içerisinde bir tane, kalbin içerisinde bir tane katetere ihtiyacın var. Hava embolisini engelle. Bak bizim bir tane vakımız oldu abi. Bir tane. Hava embolisi oldu. Tamam mı? Ölmedi çocuk ha. Ölmedi. Yani bir takım komplikasyonlar oldu arkasından. Abi yıllarca süründük. Onun bir tane olması yetiyor. O yüzden hani dediğim gibi bunun anesteziyle bir ilgisi yok. Yani sen taktırdın, taktırmadın. Bitti gitti. Senin komplikasyonun... Herhalde burada anestezi istiyor takılmamasını. Yani şeyde. Neyse bu iki farklı ekol sonuçta. Şey vardı ya, posterior fossayı ayakta mı ameliyat ediyorsun, yatarak mı falan gibi, yani oturarak. Sabaha kadar konuşsak şey olmaz. Evet. Çok teşekkür ediyorum katılan herkese. Tufan Hocam çok faydalı bir toplantı sunum oldu. Beğendiğinize sevindim, sağ olun. 70 kişi katıldı maksimumda. Güzel toparlayıcı bir konuşma oldu. Çok teşekkürler Tuncer Hocam, Eylem Hocam ve Necat Hocam hala burada. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Herkese teşekkürler. Arkansas'ta öğlen herhalde. Ne güzel. Stop.